Ders başlıyor. Hakan buraya gel. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir tanesini alır mısın orada? Esselatü Esselamu Ala Seyyidina Muhammedin ve Ali ve Sahibi Ecmain. Kardeşler kafaya takılan iki tane soru sormak istiyorum. Bu sorudan hangisinin cevabını okunmasını arzu edersiniz. Birincisi, sık sık sorulan bir soru var. Hocam Allah onu niye zengin beni fakir, onu niye sakat beni sağlam yaratmış? Böyle bir soruya nasıl cevap verebiliriz? Konunun birisi bu. Bir diğer de ölümün hakikati nedir? Ölüm bir yokluk mudur? Yoksa daha güzel bir hayat mıdır? Yani en güncel konu, hiç değerini yitirmeyen, önemini yitirmeyen konu ölüm hakikattir. En güncel konu, hiç güncelliğini yitirmez. Ölüm hakikatını mı okuyalım? Yoksa Allah niçin bazılarını sakat, bazılarını sağlam, bazısını zengin, bazısını fakir yaratıyor? Bu konudan okuyalım. Tercih size. Ölüm bence. Ölüm hakikatini okuyalım diyenler bir parmak kaldırsın. Için ben sakatlarım. He? Ben sakat olduğum için ben merak ediyorum. Birinci konu. Birincisi tabi ikisi de birbirinden güzel ya. Şöyle beraber olmaz mı? Birini okuyacağız. İkisi de dilim ve boğazım yetmiyor. Sesim yetişse bütün küre arıza bağırarak diyeceğim. Hakikat güzeldir de. Bu ameliyat olduğu için zor oluyor. Evet, ölümü ölüm okuyalım. Güzel oldu. Yani. Peki. O zaman şunu kapatalım. Hadi git. Şunu şuraya alayım istersen. Al abi, yürü abi. O da var. Kabul edeceğiz. Hans salonda olabilirler şey. Evet, o zaman iki tane ayetten başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayetimiz bu. Furkan Hakim'de ellezî halakal mevte vel hayâte liyebliyokum eyyüküm ahsunu amele. O Allah ki ölümü yarattı ve hayatı yarattı. Peki ölümü ve hayatı yarattı. Niçin? Sizin hanginiz daha güzel ameller yapacak diye. Peki hayatın yaratılmasını anlıyoruz da mesela bir çocuğumuz, torunumuz, yeğenimiz oluyor. Hediyelere boğuyoruz. Evde bir neşe oluyor. Değil mi Muhammed kardeş? Vallahi neşesinden Muhammed kardeş gece bile kalkıyor. Uykusunu bile veriyor. O kadar neşeli bir şey. Bak gülüyor peşin ücrette görünce. Şimdi peki ölüm hakikati olduğu zaman o da nimet diyor ama üzülüyoruz, ağlıyoruz, ağzımızın tadı kaçıyor. Acaba nasıl nimet olabilir? Bu birinci ayet. Bunun üzerine duracağız. İkinci ayette şöyle bir soru soralım. Kime soralım bu abi? Yeni gelen abilerden hem tanış. Abi isminiz neydi sen? Necmettin. Nerelisiniz? Sivaslıyım. Kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım. 40. Yani olgun yaşa gelmişsiniz maşallah. Peki abi şöyle bir soru soralım Necmettin abi. Acaba bundan 45 sene önce neredeydiniz? Ne dersiniz? Liseyi okudunuz, ortaokul mu Türkiye'de bilmiyorum. Liseden terkim. Lise terk. Bize biraz mürekkep yalamışsınız. Acaba 45 sene önce neredeydiniz? Yaratılmıştık tabii ki ama ruh olarak nerede olduğunu onu cevaplayamayacağım. Nerede yaratılmıştınız? Neredeydiniz bunun? Yani atom vücudu var mıydı? Yani, yani vardı, ruh olarak vardık. Ruh olarak vardın, ceset olarak? Yok. Yok muydun? Evet. Şey olarak, bilim olarak yoktuk. Yok mu? Peki. Varmış yok mu? Cevap verelim bakalım. Şimdi işaretolojide bir tefsir var, işaretolojide arkadaşlar. Harp cephesinde at üzerinde yazdırılıyor Bediüzzaman Hazretleri'ne. At üzerinde Ruslara karşı birinci cihan ardında savaşırken onu tefsir ediyor. Aslı Arapçadır şu kitap. Ben size nakledeceğim ayeti. Ayet şu. Bakara suresine geçer. Bismillah. Keyfe tekfurunu billah ve kuntum emvaten fe ahyakum sümme yumutikum sümme yuhikum sümme ileyi turcevun. Diyor ki keyfe tekfurunu billah. Siz Allah'a nasıl inkar edersiniz? Ve kuntum emvaten. Siz ölüydünüz. Fe ahyakum. Sizi diriltti. Sümme yumitukum. Sonra sizi öldürecek. Sümme yuhikum. Sonra hayat verecek tekrarsa. Sümme ileyi turcayalım. Sonra ne yapacak size? Huzuruna döndürecek. Demek ki biz, ben 52 yaşındayım yaklaşık. 60 sene öncekine biz vardık. Siz de vardınız. Ama neredeydiniz biliyor musunuz? İşte senin bütün vücudundaki elementler, 80 trilyon hücrenin elementleri o Sivas tarafındaki İşte dünyaya geldin, annenin aldığı besinlerden, biraz küçük oldun mamasından, sonra efendim çocuk oldun içtiğin çorbalardan bu vücut teşekkür etti. O bütün yediğin içtiğin maddeler aslında dünyada vardı.
Daha yanlışmış şöyle misal, şu bina diyelim 100 sene önce yapılmışsa, 100 sene önce bu binanın taşları, demirleri vardı. Neredeydi? Boyacıda, demircide, tuğlacıda vardı. Sen de vardın, ben de vardım. Ve ama bu hayata sahip değildik. Onun için diyor siz ölüydünüz. Vardınız ama ölüydünüz ceset olarak. Ama ruhumuz ruh alemindeydi. Hayat verdi, bunu gözümüzde gördük. Sümme yumitüküm, sonra öldürecek. Öldürdü. Sümme yuhyikum, sonra size tekrar hayat verecek. Ve dönüşümüz onadır. Bunu tabi orada uzun uzun açıklayış yapacağız da. Şimdi soru şu. Mevt dahi, yani ölüm dahi, hayat gibi bir mahluktur. Hayat gibi yaratılıyor. Hem bir nimettir diye ifham ediliyor, bize anlatılıyor. Halbuki zahiren mevt, halbuki dış görünüşte baktığımız zaman ölüm nedir? İnhilaldir, ademdir, yani yokluğa gitmektir, tefessühtür, çürümektir, hayatın sönmesidir, hadimü lezzattır, lezzetlerin gitmesidir. Onun için hadiste, ekfiru hadimü lezzat, yani ekfiru zikru hadimü lezzat. Hayatı acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Bu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ailesine, hanımına söylediği zaman ya Resulullah ölümde hatırlanır mı? Ölüm zikredilir mi? Diye sorarlar. Bu hayat acılaştırıyor. Nasıl zikredelim? O da der ki sekerat vaktine vardığımız zaman orada mümin ahiretteki makamını görür. Onun için o hatırlama nedir? Lezzettir. Çünkü artık orada görüyorsun. Yoksa dünyevi noktada ölümü hatırlayıp hayatın azabı gitmesi değil. Böyle bu hadisin devamı öyle. Ama tabi zahiren ölüm hadisi olduğu zaman ister istemez ne oluyor? İnsan üzülüyor. Zahiren dağılma, yokluk, çürüme öyle görünüyor. Nasıl nimet ve lezzet olabilir? Nasıl mahluk yaratılmış olabilir? Birinci sualın cevabının ahını denildiği gibi. Mevt, kardeşler ölümü tanımı. Ölümün tanımı. Türkiye'de içinizde immatip okuyan var mı? Kur'an kursuna giden var mı içinizde Türkiye'de? Hiç kimse gitmedi mi ya? Hep mişçi oldunuz. Yok mu Kur'an kursuna giden Türkiye'de içinizde? Gittin mi kardeşim? Gittin. Peki orada size ölümün tanımını hiç öğrettiler mi? Ölüm nedir? Yok. Oraya gelmedin. Oraya gelmeden mezun oldun. İyi Allah hayırlı etsin. Evet. Ölümün tanımı kardeşler bak. Ölüm neymiş? Vazife-i hayattan bir terhistir. Bir paydostur. Bir tebdili mekandır, mekan değişikliği. Bir tahvili vücuttur, vücut değişikliğidir. Hayat-ı bakiyeye, bakiyeye davettir. Bir mebde başlangıçtır. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir. Şimdi biz diyoruz 50 sene yola çıktık. Öyle değil aslında. Biz yolumuz çok uzun kardeşler. Bunu 7. sözde sayıyor. 10 tane duraktan geçiyor değil mi? Bak ruhlar halinden çıktık yola. Anne karnı, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık. Dünyada bitti bura. Kabir, berzah alemi, haşr meydanı, sırat köprüsü, son durak cennet ve cehennem. Said nereden? Said. Mesela Ankara için bilet alsak o biletle Amerika'ya gidebilir miyiz? Hayır. Peki hep dünyaya çalışsak, ahirete varınca kira, bize orada münker nekri dese ki aferin gel bakalım Ahmet Ali Rıza. Hep dünya çalışmışsın. Aslında cennet derler mi? Hayır. Vallahi Said bile kabul etmiyor bak. Kaldı ki orada Amerika'da kabul etsin. Değil mi? Demek ki hep dünya çalışarak ahiret kazanılmaz. Bilet gideceğimiz yere göre alınır kardeşler. Evet. Ölümün tanımı bir daha okuyalım. Çok güzel bir tanım. Ben çok kitap okudum. Hiç rastlamadım. Diğer kitapları ölümün tanımını. Bak mevt neymiş? Hayat vazifesinden bir teristir. Askerlik yapan abiler. Terist olduğumuz gün üzüldünüz mü? Sevindiniz mi? Çok sevindiniz değil mi? Silahı ya ağırlığı attınız üzerinizden. Hiç mani kalmadı. İşe girmeye, evlenmeye, sevdiğimize kavuşmaya bir engel kalmadı değil mi bak? Hayat vasıtasının teriz. Bir paydos. Bir tebdili mekan. Kardeşler bu dünya çok sıkıcı, boğucu gerçekten. Üstad bak 17. lemada şey yapıyor, anlatıyor. O cümleyi yak. Yeniden okuyalım. Çok güzel. Bu dünya nedir? Bir tebdili mekandır. Niye bu mekanı biz değiştiriyoruz kardeşler? Çünkü Rabbim bizi اَلَا يَعْلِمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّتُّهُ الْخَبِرِ Halk eden Halık mahlukunu bilmez mi? Diyor. Elbette bizi yapmış, bizi biliyor. Bizi bildiği için de insan fıtratı devamlı öbür alemi istiyor. Az önce sahabı anlattı ya. Madem ki göz
anne karnı için değil, madem ayak orada maç yapmak için değil, değil mi? Öyleyse bize verilen bu duygular da ebedi alem istiyor. Bunu nasıl anlıyoruz peki? Bir nüveçesi, ey insan, Fatır Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki, bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Koca dünyaya yerleşemiyorsun. Çocukluğumuzu hatırlayın, kedi, köpek, arsa, tarla, tarla arası su yüzünden insan öldürülürdü. Küçük bir yer için. Değil mi? Ha, oysa büyük zatlar diyor ki, yani nasıldı, dünya ne meta eski herzet bir niza. Dünya diyor, öyle bir meta değil ki diyor. Tartışmaya niza boğuşmaya değsin diyor ya. Koca dünya böyleyse diyor, küçük dünya işleşen insan kafa takmaya değer mi? Ha, ben taktım taktım ne oldu? Her taktığım kelime bir saçı götürdü. Havaalanı gibi açıldı. Ha, ne tak tak ne olacak? Her şeyi kafaya takmaya gerek yok değil mi? Yani her şeyi yerli yerine koymak lazım. Bazen diyor dünyaya yerleşemiyorsun, zindanla boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip daha dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde bir zerrecik iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıra dolaşıyorsun. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki, insanın mahiyetine Rabbim öyle mükemmel cihazlar takmış ki, bazıları dünya yutsa tok olmaz. Bazıları dünya yutsa tok olmaz. Onun hadis-i şerifinde buyuruyor, kişinin diyor bir vadi dolu altın olsa ikinci vadi ister. Onu da ver üçüncüyü ister. Güneşi versen kainat ister, yine doymaz. Yani doymaz. Bazıları bir zerreyi kendine yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, bir batman yaklaşık 8 kilo. Baş 8 kiloyu kaldırdığı halde. Halil kardeş, eğer pazarda simit neyse satmayı düşünürsen, şöyle kafaya tabla koyuyorlar da 8 kiloya kadar koyan, fazlasını koyma. Evet, taşı kaldırdığı halde bir saçı kaldıramadı. Yani bak, baş bir batmanı kaldırıyor ama göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sıkleti, yani gaflet olaraktan gelen küçük belada dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Haramlarla, günahlarla küçük günahlar toplanır, büyük günah ilahir. Ne olur? Söner o duygu. O zaman o kalp analisi diyor ya, insanın bir et parçası vardır diyor. O bozuldu mu, kötüyse diyor, diğerler hepsi kötü olur. İyi ise hepsi iyi olur. Madem öyledir, hazır et. Dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işaretle, bir öpmekte batma. Adam bakıyorum kimi kadınla boğulmuş, kimi parada, kimi makamda, kimi şöhretle. Küçük bir şeyde boğuluyor. Halbuki biz onlar için yaratılmadık ki. Dünyayı yutan büyük letaiflerini onunla batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir ciheti yutar. Nasıl küçük cam parçasında gök yıldızıyla beraber içine girip kark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda senin sayfi amelin ekseri ve sayfi ömrün alim içine girdiği gibi çok cüzüğü küçük şeyler var. Öyle büyük eşya bir ciheti yutar, istihab eder. Evet, nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir. Nasıl binanın yapılması bir plan, proje, mühendislik bilgisi gerektiriyorsa bizim de dünyaya gelmemiz bir plan çerçevesindedir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir. Bu binayı mühendisler hikmetle planla yaptığı gibi şu binayı, bu binayı geri yıkarken de belli bir güç, belli bir alet kullanır. Gelişi güzel yıkılmaz, dinamitle bile yıkılsa. O tedbirler alınır. Çünkü en basit tabaka ait olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. En basit hayat, bitkilerin hayatı değil mi? Onların ölümü, bitkilerin ölümü, hayattan daha muntazam bir sanat eseri. Az önce diyelim meyve yedik, çay içtik, börek yedik. Değil mi? Meyveler bitkilerden, ağaçlardan geliyor. Ama ne oluyor yediğimiz zaman? Meyve makamından insan makamına çıkıyor. Zira, bak devam ediyor, meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti. Neymiş? Meyvelerin. Meyveler nerede ölüyor Sinan kardeş? Midemizde ölüyor. Bak işte adam okumuş belli yani, o alan okumuş ya. Çekirdekler, Halil kardeş nerede ölüyor çekirdekler? Nerede ölür? Toprak, çekirdek nerede ölür? Toprakta mı? Toprağın altında mı, üstünde mi? Altında. Altında. Burada. Orada ölürse çok iyi. Orada ölürse filiz de ölür. Üstte ölürse bir şey olmaz.
Evet, çekirdeklerin, tohumların mevti, tevessü ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat unsuriye, elementlerin belli ölçüde birleştirilmesi ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden, atomların hikmetli bir şekilde teşekkülünden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, nasıl hamur belli bir kıvamında belli tuz, belli mayayla yoğurulup güzel pasta haline getiriliyorsa, demek ki Rabbim de ne yapıyor? Toprağın altında bu çekirdeği belli ilim çerçevesinde kimyevi teşekküller, elementlerin birleşmesiyle bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Orada çekirdek çürüyecek ta ki ne olsun? Bu hayata gelebilsin. Onun için o aynı sözden diyor. Nefse emmare cihetiyle fena bul ki beka bulasın. Nefse emmare cihetiyle fani ol ki beka bulasın. Hani hadiste mutu kable entemut. Ölmeden önce ölümüz işte bu sıra bakıyor. Ölmeden önce insan günah cihetiyle ölürse defişer, o yolu terk eder. Hayır yoluna koşarsa o zaman ne olmuş oluyor? Ahirete girince ihya olmuş olacak. Hakiki hayata kavuşacak. Demek çekirdeğin mevti, çekirdeğin ölümü sümbülün hayatının başlangıcıdır. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Yani yaratılıyor ve intizamlı. Öyle serseri tesadüfi bir fiil iş değil. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların yani zihayat meyvelerin, canlı meyvelerin veyahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri diyelim değil mi? Mesela bir misal verelim. Yoncayı düşünün. Yonca apayrı fabrika. Onu koyun yiyor. Geliyor koyunun ucunda çalışıyor. Değil mi? Kurban geliyor koyunu biz kesiyoruz. Kurbanı kesiyoruz, etini, ciğerini yiyoruz. Geliyor bizim vücudumuzda çalışıyor. Ne oldu ot? Koyun makamına geldi. Oradan insan makamına geldi. Geldi beynime çalışıyor. Veya gözümde çalışıyor. Ne yaptı? Bak terakki etti, yükseldi. İşte bu diyor, hayat-ı insaniye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denir. İşte en edna, en basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti. Yani bitkilerin ölümü. Böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat-ı insanın başına gelen mevt, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da bak yer altına giren bir insan da alemi berzakta kabir aleminde elbette bir hayatı bakiye sümbülü verecektir. Yer altına giren insan da hayat aleminde ve innet daril ahiren la ayşu illa şul ahire yani hayat yoktur ancak ahiret hayatı vardır hadis-i şerifine göre o hayatta insan ne yapacaktır? Baki bir hayat sümürü verecektir. Şöyle bir soru gelebilir akla kardeşler. Peki hocam niye giden gelmiyor? Hiç gidip de gelen var mı? Sorusu gelebilir akla. Bu bir zamanları Türkiye'de bu yaşamış Yahya Kemal Beyatlı var. Türkiye'de okuyan abilerimiz bilir. Onun Sessiz Yemi diye bir şiir var. İçinizde bilen var mı? Ne diyor? Yahya Kemal Beyatlı diye bir şair yaşamış geçmişte. Edebiyatçı. İyi bir edebiyatçı yani. Güzel şiirler de var. Değişik konulardan. Onun Sessiz Yemi diye bir şiir var. İçinizde bilen var mı hiç? Hiç okumadınız mı Türkiye'de ya? Türkiye'de okuyanları soruyorum. Çok sessizdi hocam. Bakalım. Çok mu sessizdi? Evet. Artık demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. O kalkışta sallanmaz hiçbir kol. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar ulandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de kol. Biçare ki gönüller. Ne giden son gemidir bu ne de hicran hayatın son matemidir bu. Cenaze. Dünyada sevilen ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgiler geri dönmeyecekler. Çünkü birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok senler geçti, dönen yok seferinden. Demek ki oraya gidenler kardeşler ya çok memnun, hani 19 mektupta geçiyor ya, bir tane anne baba
Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geliyor. Ya Resulullah, benim bir kızım vardı, şurada öldü diyor. Üzgünüm diyor. O da gidiyor. Ya filane, lebbeyk ya Resulullah. Tekrar diyor, annemin yanına gelmek ister misin diyor. Ölmüş kız cenaze. O da diyor ki, hayır diyor, ben onlardan daha hayırlısını buldum diyor. Demek ki ahirete gidenler, bir kısmı yerinden çok memnun. 3 günlük dünya neye gelecek ya, değil mi? Zaten çekmiş sıkıntıyı, bir daha mı çeksin? Demek ki memnun geri gelmiyorlar. İkinci şık da, bir kısmı da hapsolmuş. Gelmek istiyorlar da, çok tövbe etmek istiyorlar ayete göre de. Ama artık fâte vaktun neden? Pişmanlık vakti bitti. Geri dönüşü yok. Bu imtihana diyor, bir kere geleceğiz. Geri dönüşü yok bu işin. Evet, ama mevt nimet olduğunun çok ciheti ise, yani ölüm nasıl nimet olabilir? Çok vücudundan çok yönleri varmış. Bunun 4 veçine işaret edeceğiz. 4 yönü. 1. Ağırlaşmış olan vazife hayattan ve tekalif-i hayatiyeden azat edip, %99 ahbabına kavuşmak için alemi berzakta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. Hayatın tekalifi kardeşler. Çalışmak, bakmak, değil mi? Her türlü hayatın emirleri insan ihtiyarlandıkça zorlaşıyor. Bak şu gördüğünüz kardeşiniz 15 yaşındayken uçan keklikleri kovalardık, yakalardık uçan keklikleri. Bak biz uçamıyorduk ama. Ama şimdi okula gittiğime şükrediyorum çünkü 4 tane operasyon geçirdim. Hayatım tekalifi ağırlaşıyor ister istemez. Demek ki bu yüzden %99 ahbabımız gitmiş zaten oraya ya. Değil mi? Bunun için çok büyük bir alemin kapısı. Bu birincisi. İkincisi dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli. Dünyanın özelliği. Neymiş? Dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli. Dünya zindanından çıkarıp vüsatli, çok geniş, sürürlü, ızdırapsız, baki bir hayata, mazhariyette Mahab-ı Baki'nin dayı rahmetine girmektir. Bak sürürlü, ızdırapsız, vasi, geniş. Kardeşler ne kadar geniş biliyor musunuz? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete giren en son kişi, seviye olarak en düşük mümin. Allah diyecek ki kulum sen ne kadar yer istiyorsun? Atıyorum işte 1 milyar kilometrekare alan. Hadi kulum verdim onu diyor. Onun bir katını daha verdim diyor. Bak Allah'ın rahmetine sonsuz. Düşünün artık yani. Yukarıdaki makamlardakini siz düşünün. Yani orası ızdırapsız, geniş, çok rahat bir yer. Üçüncüsü de ihtiyarlık gibi şerait hayatı yerleştiren birçok esbab vardır ki mevti hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. İhtiyarların en çok yaptığı dua nedir? Dedesine soran var mı? O cevap versin bize. İhtiyarların en çok yaptığı duadan birisi nedir? Elden ayaktan düşmeyin. Evet değil mi bak? Allah'ım elden ayaktan koyma, evlat gününe koyma, 2 gün yatak, 3. gün ölüm. Böyle benzeri dualarlar. Niye? Çünkü hakikaten ölüm, yani o yaşlı ihtiyarlık hali, hatta Peygamberimizin de aşırı düşkünlükten Rabbime sığınırım diye duası var. Demek ki ihtiyarlıkta bakan insan için de zor, bakılan insan için de zor. Sana mesela diyor, örnek veriyor. Sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber ceddin cetleri, yani dedenin dedeleri sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı hayat ne kadar nimet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin kışın şedaidi içinde hayatta ne kadar zahmet ve ölümler ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nevm, uyku nasıl bir rahat, bir rahmet, bir istirahattır. Hususan musibet sedeler, yaralılar, hastalar için. Öyle de nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi, uykunun büyük kardeşi kimmiş? Ölüm. Uykunun büyük kardeşi olan ölüm dahi, musibet sedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için, Kur'an'ın yolundan uzaklaşmış insanlar için, müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet, azap içinde azaptır, o bahisten hariçtir. Evet, bir de şurada kardeşler sözler.
Sözler burada bir mısırlaşır. Ey gaflete dalıp, bu hayat tatlı görüp, ahiret unutup, dünyaya talip bedbaht nefsim. Nefsin özelliği hep peşin ücret peşine koşuyor. Hepimizin nefsinde kendimize sorarsak bu özellikler var değil mi? Gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp, ahireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefsim. Tabi Bediüzzaman kendisine söylüyor, biz oradan dersimizi alacağız. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür uçamıyor. Başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Sait, uyudu mu Sait? Deve kuşunu biliyor musun? Biliyorum. Fransızca ne onun? Otuş. Evet, o var ya, işte bak. Demek Nevison'a benziyormuş. Avcıyı görüyor, uçamıyor. Başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Koca görür dışarıda, avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ölüm hakikati ya, kesin bak. İki ayet nakıl diyeyim size. Bismillah. Birisi Cuma suresine geçer. Diyor ki قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنُّ فَاِنَّ مُلَاغِيكُمْ De ki diyor kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka sizi yakalayacaktır. Bir başka ayet diyor اَيْنَمَا كُنْتُمْ يُدْرِكُمْ مَوْتْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجُ الْمُشَيِّدَ En muhkem kulelerde, kalelerde de olsanız ölüm sizi bulacaktır. Ölümden kurtuluş, kaçış yok. Değil mi? Onun için göz kapamakla bizi burada durumlanızlar, sevkiyat devam ediyor. Ve bunun için de sıra belli değil. Yani 7 yaşına geliyor, 70 yaşına kadar. Her an herkese gelebilir. Ey nefis, şu temsile bak gör, nasıl dünyaya has nazar, aziz bir lezzeti elin bir eleme kalbeder. Bakın kardeşler, sırf dünyaya bakmak, hayatı dünya bilmek, o var ya lezzeti acılaştırır. O lezzeti acılaştırır. Niçin? Bakın şeyde bir iyilemde diyor ki Bismillah Mesnevi'de iyileme Eyyul Aziz Halık'ımızı, Malik'imizi, Mevla'mızı bilmediğimiz takdirde dünya lezzetleri cennet de olsa cehennemdir. Evet öyle gördüm ve öyle zevk ettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Evet marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştah olmadığı gibi cennete bile iştah geri kalır. Yani demek ki marifetullah, hakiki Allah'ı bilmek. Onun için büyük zatlar ne demişler? Demişler Allah'ın cennetlikleri birkaç uğru, birkaç köşk. Onu ver isteyene bana seni gerek sana demişler. Üstad diyormuş ki, Bediüzzaman Hazretleri, Ceylan abiye, Ceylan diyormuş, şimdi diyormuş Allah bana 4 tane uğru da gönderse ben yine evlenmem diyormuş. Ceylan abi diyormuş ki çok şakacıymış. Abi demiş bana bir tane gönderse yeter demiş. Kardeşlerin çoğu o sıra şey yapmışlar, mastar olmuşlar. Evet, mesela şu kariyede yani Barla'da iki adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış, o dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. İkinci adam ise %99 dostlar buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar, bir kısmı ne görür ne de görünür yere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel, yalnız bir misafire müsaddip teselli bulmak ister. Onunla o elim âlâ müfrakı kapamak ister. Allah Allah. Demek ki insanoğlu değil mi? Hakikate ölüme gözünü kapayınca buradaki bir iki araba, ev, iş, bir iki akraba teselli buluyor. Bunun için şeyde üstadı bizimle Mesnevi'de bir yerine diyor ki insan diyor ne dünya umurundan kazandığına mesur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor biliyor sen de gidiyorsun. Bak ihtiyarlık şafak diyor. Kulaklarım sonra tulu etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Bak hepsi sarılmış. Yarısı bile değil. Hepsi beyaz kefene sarılmış. Örnek. Vücudunda tavattun etmeye niyetten hastalıklar ölümün keşif kollardır. Mahaza ebedi ömrün önündedir.
o ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürdeki sahi ve çalışmalarına bağlıdır. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Demek ki ölüm sekeratı insanı uyandırıyormuş. Ama önemli olan o an gelmeden, Firavun'un son yakalandığı ana varmadan tövbe kapısına girmek, hakikate dönmek gerekiyor. İşte ey nefis, başta Habibullah, bütün ahbabın kabirin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Allah. Yine üstadımız bakın bunu alakalı Mevle şeyde nasıl diyordu Mesnevi'de? Kabir, alem ahiret açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmet, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kabirin arka tarafında duruyor. Senin de onlara gitmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından pisini temizlemek için bir rusul lazımdır. Yoksa onlar seni istikzarla ikrar edeceklerdir. Binaenaleyh, İmam-ı Rabbani diyor lan bugün Hindistan'dır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmet ve meşgulatlarım onun diye davetine acaba diyeceğim. Kur'an'da Muhammed, İncil'de Ahmet ismiyle müsemma iki cihanın güneşi, binler Faruk Ahmet beraber kabrin arka tarafında muhat olarak sakindir. Onlara gitmek için niyazil etmiyoruz. Geri kalmak hatadır. Şey yine bu Hasan-ı Basri Hazretleri kardeşler, bu Hanenül Ciz olayı var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine çıkıp, kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyor ya. Minber yapılınca o kütük ağlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varıyor, onu okşuyor. Teselli veriyor. Teselli veriyor. Bu dersi Hasan-ı Basri Hazretleri talebine söylerken diyor ki, cansız kütük peygambere iştiyak gösteriyor. Siz daha çok onu sevmelisiniz diyor. Diyor zaman deriz diyor. Evet biz de deriz diyor. Ona muhabbet ve sevgi ise onun şeriatı kararasına sünnet senesine ittiba iledir. Sevgi kuru kuruya değil yani. Evet. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak. Dinle ne talep eder. Erkekçesin ölümün yüzüne gül. Bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim deme. Zaman değişmiş. Bunu çok diyorlar değil mi? Ya hocam diyor sen hangi asırda yaşıyorsun diyor ya. Bizim bir kardeş vardı Arabistan'a gitmiş. Arapçayı çok böyle edebi konuşuyordu. Adam demiş ki hel ente cite minel gamer demiş. Sen aydan mı geldin demiş. Bunu diyen Arap. Bizde de yani hocam diyor ya bu asırda yaşıyor başlı diyor. Asır başlılaşmış. Sen hangi asırda yaşıyorsun diyor. Bir sürü bahaneler. Bak üstad diyor ki deme zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perest eder. Derdi maişet geçim derdiyle sarhoştur. Kardeşim biri birini çağırıyormuş. Gel diyormuş sohbet var ya diyormuş. Gidelim sohbete. Yok sen git diyormuş ben sonra gelirim. Namaza çağırıyor. Ya sen git ya ben bir gün gelirim. Hep bahane uyduruyormuş. Bir gün demiş ki ya kardeşim diyor sen her gün diyorsun işim var. Her gün diyorsun sen git. Peki demiş şu kabirde yatanların hiç işi yoktu da ondan dolayı mı gittiler? Hepsinin planı vardı. Demiş ya doğru demiş. Öyleyse derse gelmeye başlamış. Yani bunların denilmesi ölüm hakikaten ortadan kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Onun için deme. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perest eder, derdi maişet, geçim derdiyle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kal bulup başkalaşmıyor. Eskiden ölüm vardı, şimdi yine var mı? Var. Ayrılık vardı yine devam ediyor mu? Yine var, kalkmamış. Aciz-i beşeri, fakir insanı değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Şimdi bir soru soracağım. Kime soralım? Yunus. Üç tane arkadaşın var. Bak yola gideceksin. Biri diyor ki hedefin Ankara'ya gitmek. Biri diyor ki ben buradan Almanya'ya kadar gelirim. Biri de diyor ki Sırbistan'a kadar gelirim. Üçüncüsü diyor ki son noktaya kadar gelirim. Hangisini kendine arkadaş seçersin? Son noktaya kadar gideni. Yarı yolda bırakana kızarız değil mi? Bu ne biçim arkadaşlık diye. Kopya verme. Niye kopya veriyorsun Ahmet kardeş? Arkadaş kopya vermeyecek. Kendisi çalışsın. Arkadaş olur o yüzden. Kardeşim.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kardeşler, bakın diyor ki dünyada insan üç mal kazanır, üç şey kazanır. Bir, mal. İki, evlat. Üç, salih amel. Öldüğü zaman diyor, ikisi kalır, biri gider. Yanında. Hazreti Efendimiz radıyallahu anh buyuruyor ki dünyada iki şey kazanırsın. Biri mal, mülk. İki, ilim. Ama diyor sen mala bekçilik edersin. Sonunda bırakmak zorunda kalırsın. Ama diyor ilim sana bekçilik eder, seninle gider. Ben ne varsa Türkiye'de hepsi kaldı, geldik sana dost olmak. Bak, benim medarı teslim şimdi sizlersiniz. Değil mi? Hiç ekmek alım derdi yok. Bugün biri diyor ki kardeşim bir yerde namaz kıldı. Ya diyor Ali Rıza hocam diyor senin için yalanız biraz zor olmuyor. Dedim yok kolay oluyor dedim. Nasıl kolay oluyor diyor. Ya Allah'ım çocuk hasta olmuş hiç düşünmüyorum. Ekmek alınacak düşünmüyorum. Onlar bakıyor. Her şeyin güzelliğine bakacaksın diyor üstadımız ya. Ben oturup ağlayacak mıyım çocuk orada diye. Değil mi? Bir sürü kardeşlerimiz var elhamdülillah bak. Her şeyin güzelliğine bakacaksın. Huz min kul şeyin ahsene bu. İşte üstadımız da kardeşim ölümün güzel yönünü gösteriyor. Daha önce bahsetmiştim. Diğer kardeşler ölmüş olsun. Brüksel'de Mehmet Ali isminde bizim bir imam kardeşimiz vardı. 7 yıl imamlık yapmış Türkiye'de. O imamlık okumuş ve 7 yıl imamlık yapmış. Sonra evlenerek gelmiş. Hocam dedi çok cenaze yıkadım. Ama dedi hep cenazeler beni korkuttu dedi ya. Hep ölümden korktum. İmam bak düşünün. Brüksel'e geldim. Medrese-i Risale'yi tanıdım. Okudum. Elhamdülillah ölümü sevmeye başladım dedi. Evet. Onun için kardeşler ben de kesin ya Allah bizi bir yere sokar diyor bazıları. Allah tabii bir yere sokacak. İki yere sokmaz. Herkesi bir yere sokar Allah. Bir kısmını şöyle bir yere sokacak, diğerini şöyle bir yere sokacak. Hepsini bir araya sokmayacak. Değil mi abi? Herkes sana kabir kapısı arkadaşlar. Herkesle musibette, günahta, haramda beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Onun hiçbir değeri yoktur. Şuradan da kardeşler sözlerden de iki üç cümle okuyalım bitirelim. Neredeydi? 19. sözden. Yes. İnsanı en çok harekete geçiren, bir şeyi öğrenmesine sebep olan şey nedir kardeş? Sen gözlük var, bayağı okumuşsun, bir cevap ver bakalım. Yani bir insan harekete geçiren, bir şey öğrenmesine sebep olan en önemli teşvik edici unsur nedir sence? Hediye olarak bir şey. Hediye verirsek, tabi bol bol hediye almaya alıştınız mı? Tamam, hep almaya alıştınız ya. Merak mı? Evet, merak. Evet. İşte bak, ne kadar melekaver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli kaygı gösterir. Mesela ispat eder. Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. İnsanı en çok hareket ettiren meraktır. Mevlana Hazretleri bir gün kardeşler, herkes ekmek dağıtmışlar. O da almış bir ekmek. Arkası saklamış. Ekmek. Demiş ne? Ekmek. Demiş yok göstermem. Ya halbuki herkese aynı ekmek dağıtılmış. Merak ediyormuş insan. Sen ekmeğimi göster nasıl bir şey? Bu işte merak. Üstad diyor merak ilmin hocasıdır. Ama tabii bunu yerine kullanmak lazım. Boş yerde kullanmak lazım. Hatta eğer sana delilse yarı ömrünü, yarı malını versen kamerden veya müşteriden biri gelir. Kamerde ve müşteride yani ayda işte zuhalde neyse ne var ne yok ahvalini sana haber verecek. Bak meraktan dolayı insan aya gitti. Üstadımız 20. sözü diyor ki sen diyor felsefenin merdiven kamera kadar gittin diyor. Kamer zatında karanlık diyor. Hayatı yok diyor. Senin diyor çalışman meyhune gitti diyor bak. Yani bir meraktan dolayı ne var ne yok, hayat var mı? İnsan bu kadar para yatırdı, aya çıktı. Hani yine biraz bu mantıklı. Adam falcı geliyor, inanmadığı halde bir sürü para veriyor. Adam parasını kaptırıyor, aklını kaptırıyor. Değil mi? Bak neden? Meraktan. Biri gelmiş nasıl tonucuya demiş ki. Hocam demiş ya ben çok fakirim demiş. Benim bir falıma baksana demiş. Ya demiş bak git çalış demiş. Allah çalış diyor. Ya hocam sen gide benim falıma bak demiş. Biraz düşünmüş hocam. Senin halin demiş çok iyi olacak demiş. Hocam demiş zengin mi olacağım demiş. Yok demiş sen fakirle yarışacaksın demiş. Evet. Hem doğru olarak senin istikbalini bak istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir sultanın akbarının haberlerini söylüyor ki memleketinde kamer bir sinek gibi pervane döner.
ve arz olan o pervane ise bir lambetralı perhız der ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misvarısına, binler misvarısına bir lambasıdır. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küre arz bomba olsalar, patlasalar o kadar acip olmaz. Bak onun lisanında ize şemsi kuvret, ize seman fatırat, el kariye gibi sure reşit. Yani öyle bir Rahman, böyle hasip adına öyle güzel nimetler hazırlamış ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalp beşere hutur etmiştir. Değil mi Haşim kardeş? Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal, niye çalışayım? Oğlum oku diyor, istikbalim kurtar diyor. Hangi istikbal? 60 yıllık dünya hayatını. Avrupa'ya gitti diyor, hayatını kurtardı diyor. Halbuki bir kısım battı bataklığa, haberi yok değil mi oradan Türkiye'den? Hem öyle bir doğru istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Bir katre serap. Serap ne abi biliyor musun? Hayal biliyorum. Yani gördün mü hiç serap? Hayal gibi. Hayal gibi değil mi? Evet. Bak bütün dünya lezzetleri nedir? Bir katre serap hükmünde ya. Bir kat, yani olmayan bir şeyin bir damlası. Evet. Bir katre serap hükmündedir. Onun için bilmiyorum siz isim ne demiştiniz abi? Necmettin. Necmettin. Abi sizin isim ne? Köşede mi? Evet. Fikret. Fikret kardeş biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu zamanımızın hocalarından Ali Rıza Kul var. Hiç görüştünüz mü? Tanıyor musun? Yok. Tanımıyorsun. O hocam mutlaka adım Ali Rıza gibi eminim ki mutlaka bir üstün karşınıza çıkacak. Belki de çıkmıştır bilmiyorum. Yani bir yerde karşılaşmış olmanız lazım. O der ki dünyada ettiğin cima yaptığın gusüle değmez. Çektiğin sıkıntı da aldığın lezzete değmez. Çalış 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 bin yıllık lezzet bir gram serapın yani bir gramıdır yani. Olmayan bir şeyin bir gramı. Doğru hocam. Evet. Aynel yakın, ilmel yakın, hakka yakın tasdik ediyorsunuz değil mi? Allah razı olsun. Hem öyle bir saadetten ciddi olarak haber veriyor ki bak öyle ciddi olarak hakiki bir saadetten haber veriyor ki bütün saadet dünyaya ona nispeten bir belki zailin bir şemsi sermede nispeti gibidir. Yani dünya lezzetleri bir an çakıp geçen bir şimşek, ahiret lezzeti de ebedi güneş. Hangisini tercih etmek lazım? Bakın kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 19 mektup bu mucizeden bahsediyor. Orada ağaca diyor ki, ben diyor seni istersen şuraya köşeye dikeyim diyor, burada ağaç ol. Buradan diyor Allah'ın insanları, kulları seni meyveden yesin. İstersen inşit eğer istersen avrusu fil cenne ben seni cennetten dikeyim. Ye kulun min evliyaullah Allah'ın sevgili kulları yesin. Diyor ki İğrisne fil cenne mekanın la yerle. Yani orada diyor Allah'ım diyor sen diyor ya peygamberimize diyor. Sen diyor beni cennete dik. Ona öyle bir mekan ki orada fenaya gitmek yok diyor. Efendimiz buyuruyor diyor ki İhtare daril beka ala daril fena. Yani diyor bak ağaç olduğu halde kardeşler ahiret yurdunu dünyaya tercih ediyor. Ama maalesef bu asrın insanı ayette nasıl geçiyor? Yestehibbunel hayate dünyalel ahire. Bu asrın Müslümanı maalesef baki elmas hükmünde olan ahireti bildiği halde diyor kırılacak cam şişe hükmünde olan dünyayı onu tercih ediyor. Ve diyor ehl-i imanı bilerek tercih ettiriyor diyor. İşim çok garip yani. Bilmeyerek değil, bilerek. Çok acayip bir sır. Peki şunu okuyalım kardeşler. Gerisini zaten hepsini bir günde bitiremeyiz biliyorsunuz değil mi? Necmettin kardeş hepsini bir günde bitirsem bitiremem. Bitirsem bile benim boğazım biter. Bir arada gelmezsiniz. Değil mi? Onun için biz bu şeyin göstererek ki vitrin kısmını mağazaya kendiniz girin yani. Şimdi bizim bize bir, o kadar yükleme yapılamaz yani. Değil mi? O zaman... Doğru söylüyor. Evet. Evet Allah razı olsun. Şuradan kardeş çap iki cümle şuradan okuyalım bitirelim inşallah. Ey insan bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk oluyorsun? Dünyanın bin sene mesudan hayatı, dünyanın bin sene mesut hayatı. Bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının,
Ve o cennet hayatının dahi 1000 senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcel'in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Demek ki dünyanın 1000 sene lezzetli hayatı cennetin bir saatine karşı gelmiyor. Cennetin de kardeşler 1000 senesi bir saat Allah'ın güzelliğini görmeye mukabil gelmiyor. Cennet çok büyük bir nimet. Cennetteki devam daha büyük bir nimet. Allah'ı görmek, cemalini görmek en büyük nimet. Öyle bir nimet ki diyor hadiste. Orada müminler Allah'ı gördükten sonra saraylarına dönerler. Dönerken işte hanım beyini, bey hanımı gördüğü zaman diyor zor dikkatle ancak tanır. Yani nasıl gündüz öğleyin güneşe bakamıyorsak çıplak gözle o derece diyor nurlanırlar. Evet kardeşler, ölüm hakikati ve benzeri konular, iman hakikatleri külliyatta elhamdülillah çok güzel izah edilmiş bu asrın anlayışına göre. Şimdi bir Nasrettin Hoca'nın bir fıkrayla bitirmek istiyorum. Nasrettin Hoca bir gün yolda gidiyormuş kardeşler. Evdeki hanım ve bey balık pişirmiş. Hanım, bey hanıma demiş ki, hanım demiş bu balıkları kaldır dolaba koy demiş. Olur ki demiş yoldan Nasrettin Hoca geçer de demiş. Gelir bizim balığa ortak olur demiş. Hoca da bunu yoldan duymuş. Kapıyı tak tak çalmış. Kapıyı açmışlar. Hocam buyur demişler. Balık yapmıştık. Tabii sofraya oturmuşlar, yemişler. Balık bitmiş. Kılçığı eline almış, şöyle kulağına tutmuş. Efendim demiş. Anladım demiş. Ev sahibi merak etmiş. Hocam demiş, bu kılçıkla nasıl konuşuyorum? Hangi dilden konuşuyorum? Sana ne dedi demiş. Bu kılçık bana dedi ki, hocam ben deryanın, denizin küçük balıklarıyım. Büyük balıklar, abilerim dolapta duruyor. Eğer onları da yersen karnın daha iyi doyar. Ben şu anda gözlerinizin parlasından anlıyorum ki, bu dersler elhamdülillah kaynaktan geliyor, bizden geçiyor. Çok büyük hakikatler, alimlerin ömürlerine verdiği hakikatler. İnşallah biz sadece bir vitrin kısmını göstermeye çalıştık. Büyük balıklar bu okyanusun içinde. Bediüzzaman diyor ki Kur'an bir okyanustur diyor. Risale-i Nur külliyatı diyor. Kur'an'dan reşalardır, damlalardır diyor. Ama sineğe şu su okyanus gibidir. Biz aciz fakir olduğumuz için buradaki her bir hakikat bizim için okyanus gibidir. Rabbim inşallah okuyup istifademizi artırsın. Çünkü kardeşler okumadan alim olunmaz. Benim bildiğim kardeşler elhamdülillah 52 yıldır koşturuyoruz dünya üzerinde. Okumadan alim olan iki millet gördüm. Necmettin abi. Kim bunlar biliyor musun? Evet. Biri onlar, biri de peygamberler. Peygamberler vahiyyülü alim olurlar. Bizimkiler de bence diye başlarlar değil mi? Evet. Her alanda alimdirler. Rabbim okuyarak ilim sahibi olmayı ve rızası göre tatbik etmeyi nasip etsin. Devamı külliyatta. Velhamdülillah Rabbim. El-Fatiha. Maşallah.